Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Son zamanlarda bilim alanında ilginç bir gelişme yaşandı. Bilim insanları Samanyolu galaksisinin merkezinde daha önce fark edilmeyen garip bir sinyal fark ettiler. Tanımlanamayan sinyalin galaksimizin kalbindeki süper kütleli kara delikten geldiği düşünülüyor. Konumuza geçmeden önce bilmeyenler için kara delik nedir, bunu bir tanımlayalım. Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Keio Üniversitesi'nden araştırma ekibinin geçen ay Astrophysical Journal Letters'da yayınladığı araştırmaya göre, kara deliğin etrafında biriken disklerin patlamasıyla oluşan son derece hızlı dönen radyo spotlarının bu sinyale yol açtığı düşünülüyor. Titreşen sinyaller tamamen yeni değil, bilim insanları daha önce daha büyük ve daha yavaş titremeler keşfetmişlerdi. Ancak atacağıma Large Millimeter Submillimeter Array sayesinde, bilim insanları artık bir dakikada eskisinden daha fazla yayılımı tespit edebiliyorlar. Yuhei Iwata, bu kez, alma kullanarak, Sagittarius A'nın radyo dalga yoğunluğu varyasyonunun yüksek kaliteli verilerini 10 gün süresince, günde 70 dakika boyunca elde ettik, dedi. Iwata, daha sonra iki eğilim daha bulduklarını, bunlardan birinin 30 dakikalık tipik zaman ölçeğine sahip yarı periyodik varyasyonlar, diğerinin ise bir saatlik yavaş varyasyonlar olduğunu bildirdi. Keio Üniversitesi'nden Profesör Tomoharu Oka ise bir açıklamasında, bu emisyon, süper kütleli kara deliğin yakınında meydana gelen bazı egzotik olaylarla ilgili olabilir, ifadesinde bulundu. Dalgalanmalar büyük olasılıkla, kara deliğin yüzeyi etrafında sabit bir rotasyonu olmadan dönen gazlardan kaynaklanmakta. Bu da, onları doğrudan gözlemlemenin neden bu kadar zor olduğunu açıklıyor. Profesör Oka, bu durum için, genel olarak, hareket ne kadar hızlı olursa nesnenin fotoğrafını çekmek o kadar zor olur. Açıklamasında bulundu. Samanyolu'nun merkezinde yer alan, Sagittarius A adlı süper kütleli kara delik hakkında, araştırmalar uzun bir süredir devam ediyor. Almanya, Fransa ve Portekiz'den bilim insanları, Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'nden Frank Eisenhower liderliğinde, 30 yıla yakındır Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik olan Sagittarius A üzerinde çalışıyorlar. Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki Very Large Teleskopu ile yapılan yeni gözlemlerle, Samanyolu'nun ortasında bulunan süper kütleli kara deliğin etrafında, Einstein'ın genel görelilik teorisinde öngördüğü gibi hareket eden bir yıldızın hareketi gözlemlendi. Kara deliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya hiç akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağlamıştır. Örneğin, bir kara deliğin potansiyel kuyusunun çok derin olması nedeniyle yakın çevresinde oluşacak yığılma diskinin üzerine düşen maddeler diskin çok yüksek sıcaklıklara erişmesine neden olacak, bu da diskin ve dolaylı olarak kara deliğin yayılan X ışınları sayesinde saptanmasını sağlayacaktır. Günümüzde, kara deliklerin varlığı, ilgili bilimsel topluluğun astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerden oluşan hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumdadır.